estetik operasyonlar çok önemli. Çünkü hem sizin görselliğinizi yansıtıyor hem de sağlık noktasında da dikkat edilmesi gereken bir unsur. Ve estetik operasyonların da hocam sağlıklı ve bilinçli ellerde yapılması gerekiyor. Son zamanlarda işte medyadan da takip ettiğimiz dudak dolgusunun hemşire bir hastanın gidip dudak dolgusunu farklı bir yerde yaptırması ve onun da sağlığıyla karşı karşıya bir risk aldılar. Tabii bu da şunu gösteriyor ki cerrahınızı, doktorunuzu çok iyi seçmeniz gerekiyor. Öyle mi hocam? Şimdi estetik ameliyatlarda her programda söylüyoruz. Doktorunuzu nasıl seçeceksiniz? Estetik ameliyatlar nerede yapılmalı? Bir kere günümüzün insanlara getirdiği bir anlayış var. Hayatı hızlı yaşamak. Süpermarket alışverişi gibi girdik, alışverişi yaptık, parayı ödedik, çıktık, gittik. Hemen her şey oldu, bitti. Estetik ameliyatlar ya da ameliyatlarda böyle algılanır gibi oldu. Yani hasta gelip ilk sorduğu soru işte 2 günde, 3 günde ayağa kalkar mıyım, hemen iyileşir miyim, ondan sonra tamamen normal bir hayat sürebilir miyim? Şimdi elbette iyileşecek hasta, ameliyat olan hasta, ama bunun bir zamanı var ve estetik ameliyatlar, hiçbir ameliyat bu süpermarket mantığıyla, hayatı hızlı yaşayalım mantığıyla yapılamaz. Ameliyatlar her zaman riskler taşır. Estetik uygulamalar her zaman riskler taşıyabilir. Şimdi dolgu yapıldığı zaman, yüzümüze dolgu yapılır, göğüslere dolgu yapılabilir, vücudun çeşitli yerlerine dolgu yapılabilir. Kullanılan dolgu materyallerinin bütün dünya sağlık örgütlerince kabul edilen, bütün ülkelerde kabul edilen standartlara uygun olması gerekir. Bu standartlar mevcuttur. Halen ülkemizde de, bütün dünya ülkelerinde de vardır. Ancak bunlar belirli kabul görmüş maddelerdir. Vücutla reaksiyona girmeyen maddeler olmalıdır. Çeşitli maddeler bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu hazırlanıp vücutla reaksiyona girmeyecek hale getirilmiştir. Bunlar işte 10 tane madde sayamayız üstte, bunu söyleyelim. Yani bir elin parmaklarını geç, 5 taneyi geçmeyebilir. O kadar kısıtlı. Bazıları, maddelerin bazıları geçici etkilidir, vücut tarafından emilir, reaksiyonlara girer ve bir süre sonra etkisi kaybolur. Bazıları da vücutta kalıcı olarak durur. 10 sene, 20 sene, 30 sene kalabilir. Bu tip maddeleri de yer kaplamak için, şekli, kontrol, dış görünümü düzeltmek için kullanıyoruz. Ama vücutla herhangi bir reaksiyona girmezler ya da çok az, yavaş tipte, gecikmiş reaksiyon dediğimiz reaksiyonla dururlar vücutta. Yani vücut onları yavaş 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 sınırlamaya çalışır ama yok etmez. Fakat ortada da o kimyasal maddeye, o protez maddesine karşı oluşmuş bir reaksiyon pek görülmez. Bu tip maddeleri kullanırız. Bunun dışında vücutla reaksiyona girebilecek, ani reaksiyonlara yol açabilecek, alerjiye yol açabilecek, infeksiyona yol açabilecek maddeler kullanıldığı zaman, ki bu bilinçsiz ellerde olabilir, o zaman çok ciddi komplikasyonlar, problemler ortaya çıkabilir, altından kalkılamayacak problemler ortaya çıkabilir, bir daha düzeltilemeyecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Veya bir seri ameliyat gerektiren başka tablolar ortaya çıkabilir. Yani estetik ameliyat olmaya giderken önce deneyimli kişilere gitmek lazım. Yani bu işin uzmanına, estetik cerraha gitmek lazım. Bir. İki, estetik ameliyatlar da cerraha karar verirken, yani bir cerrahla görüştünüz, bir doktorla görüştünüz, iki doktorla, üç doktorla, beş doktorla. Bunun sınırı yok. Yani Türkiye'deki veya dünyadaki bütün doktora gidebilirsiniz ama kendinizce bir karara varmanız lazım. İstediğimiz şey makul mu, neyi istiyoruz ve bize sunulan ücret öne çıkmadan doktorla iletişimimiz nasıl? Doktor sizde itimat uyandırıyorsa, güvenebiliyorsanız, daha önce de referansını almışsanız, ücreti ikinci planda bırakarak, estetik ameliyatın ücretini estetik ikinci planda bırakarak seçiminizi yapmanız gerekiyor. Ama her zaman söylüyorum, ucuzdur diye mutlaka bir makul olmalı ücret de, illa işte en ucuzuna gideyim şeklinde yola çıkıldığı zaman çeşitli problemler de beraberinde gelebiliyor, karşımıza çıkabiliyor, onu da söylememiz lazım.